Azerbaycan boydan boya delikanlıydı, koç yiğit oldu. Yalnız Azeri hükümete, Azeri devlete güvence versene. Devletler genellikle çoğunlukla korku içindedir. Devletin yıkılması korkusu vardır. Devlet yani bir insan gibidir. Yani, hep, yani insan nasıl insanlar çoğu korku içinde yaşarsa devletlerin de çoğu korku içinde yaşarlar. Ölümden korkar. Devletin ölümünden korkar. Devlete suikast yapılmasından, devletin yıkılmasından, rejimin yıkılmasından çekinir, korkarlar. Kendince işte meşru görünen tedbirler alırlar. Devleti rahatlatsınlar Azerbaycan'da. O korku üstelen gidersinler. İnşallah. Laik, demokratik sistemi savunduklarını ısrarla belirtsinler. Kur'an anlatır laikliği. Demokrasiyi Kur'an anlatır. Onlar Tevrat'tan öğrendiler. Tevrat'ın gerçeğinden öğrendiler demokrasiyi. Bu zatlar Tevrat'tan, efendim, Talmud'dan, Zebur'dan öğrenmişlerdir. Yani kadim dinlerden, hak dinlerden öğrenmişlerdir. Dolayısıyla devletlere güvence çok önemlidir. Çünkü devlet, Azeri devleti niye yıkılsın kardeş? Abad olsun, güçlensin, niye yıkılsın? İnşallah. Rejim, rejimi güzelleştirirsin. İlaveler yaparsın, tamir yaparsın. Rejim de yıkılmaz. Eksik yönleri vardır, onları düzeltirsin. Mesela Türkiye'de ne yapıyorlar? Anayasa değişikliği yapıyor. Hukukta ayarlama yapıyorlar. Düzeltiyorlar. Yıkmıyorlar. Yıkma çok tehlikeli bir olaydır. Tamir vardır. Eksik varsa tamir. Nasıl? Demokratik yöntemlerle. Kamuoyunun katılımıyla, halkın onların ortak talebiyle, dayatma değil, kabadayılıkta değil, yıkarak yakarak falan değil. Bu yönde yaklaşırlarsa genellikle Türkiye devletlerinde bir panik var. İrtica paniği oluyor. Bir kere bunu ortadan kaldırsan, bizi seven kardeşlerimiz anti-irticadır, anti-yobazdır. Devlet bir nimettir, devlet niye yıkılsın? Devletler olacak zaten, Azeri devleti zaten olacaktır. Korkularını gidersinler, konuşsunlar devletin ileri gelenlere, onlar o zaman bir ferahlık içinde olur. Çünkü benim bir tek Azerbaycan'da benim kitaplarım serbest, diğer kitaplar yasak. Ama mesela çok büyük toplantılar yapmak. Ya kardeşim 10 bin kişilik toplantı yapacağına 200 kişilik yap. Yani 10 bin kişilik toplantı, 1000 kişilik toplantı, bunlar tedirgin eder.